Herkese selam. Tonguç Akademi 8. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben Derin Ataç. Ülkece çok zor bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. Bu konuyu konuşurken kelime bulmakta zorlanıyorum. Kayıplarımızın mekanı cennet olsun ve geride kalan yakınlarının da başı sağ olsun. Ya tabii böyle bir süreçte LGS gibi önemli bir sınava çalışabilmek de gerçekten çok zor oluyor. Bu yüzden uzun bir aradan sonra hem sizi hem de kendimi motive edebilmek için kameramı açtım ve sohbet edelim diye düşündüm. Sizinle rahat konuşabilmek için önceden okul ödevlerimi bitirdim. Deprem haberlerini öğrendikten sonra tabii ben de doğal olarak biraz korktum. Biraz değil, bayağı korktum. Bu nedenle de evimin bulunduğu yerin zeminini, evimin yaşını, yapı kalitesini ailemle araştırarak bilgi sahibi olmaya çalıştım. Artık her gece yatarken bir pet şişe su ve şarjı dolu bir şekilde telefonumu başucuma koyuyorum. Ailemle birlikte deprem esnasında durmamız gereken hayat üçgenlerini de belirledik tabii ki. Bunları belirledikten sonra da korkularımı büyük ölçüde yendim. Depremden sonra alınan kararlarla LGS konuları da tabii ki değişti. Bu karar alınınca tabii aklıma hemen Covid-19 dönemindeki LGS sınavı geldi. 2009 tarifi olarak maalesef benzer olağanüstü bir sınav dönemine denk geldik. Zamanımı verimli kullanamayacağımı düşünüyorum. Bu da bende tabii ki stres yaratıyor. O yüzden Tonguç Akademi'nin tüm rehberlik videolarını kaçırmadan takip etmeye çalışıyorum. Bir de sonuçta öğretmenlerimiz LGS'de ikinci dönemin çıkmayacağını biliyor. Ondan daha az ödev vereceklerini umuyorum. Öğretmenlere de sesleniyorum. Lütfen daha az ödev verin. Okul sonrası rutinimde ödevlerim bittikten sonra kalan sürede ek çalışmalarımı planlarken şuna dikkat ediyorum. Öncelikle en az 150 soru çözmeyi hedefliyorum ama tabii ödevlerim çok fazla olunca olmuyor pek. Bazen 150'den az olabiliyor. Yeni neslini yapamadığım sorulara tekrardan bakıyorum. Hani kazanımlarıyla ilgili konu anlatımı dinlemeye çalışıyorum. Matematik ve fende hala da biraz yavaşım. Ondan onlarda da hızlanmaya çalışıyorum ve süre tutarak çalışmaya çalışıyorum. En az 150 soru yapmaya çalışıyorum. Tabii ödevlerim fazla olunca bu pek mümkün olmuyor ama deniyorum ve 150 sorudan en az 150 soru yapmaya çalışıyorum. Sonra her hafta sonu deneme çözmeyi planlıyorum ve böyle yapmaya da çalışacağım. Ve yapamadığım yeni nesil sorularının konularını bakıp en baştan bir konu anlatımı dinliyorum. Yani neyde hata yapıyorumu bulmaya çalışıyorum. Sonuçta hedefim 500 tam puan ama yapamasam da hayatın sonu değil ve elimden geleni yapacağım. LGS'den sonra elimden geleni yaptım diyecek kadar çok çalışıyorum. Umarım herkes istediği sonuçları alabilir, hak ettiği sonuçları alabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.